Mersin Silifke'de inşaat yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı ve firma sahibi Yasin Arslan'ı tanıyor ve sektörle ilgili bilgi alıyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle bir markamızı tanıyalım. Ne zaman kurulduk? Burası bir aile işletmesi dedik ama nasıl başladı bu hikaye? Bizim firmamız Karaman merkezli bir firma. Hı hı. 1989 yılında kuruldu. İlk kuruluşumuzda kırma eleme tesisi olarak başladık. Hı hı. Daha sonra hazır beton parke taşlarıyla beraber devam ettik. Hı hı. Aile şirketiyiz. Lütfü amcamızın önderliğinde başladık. Şirketimizi hı hı. devam ettiriyoruz. Aile şirketi olarak burada da parke taşı üretimi hı hı. yapıyoruz. Oldukça ilginç bir sektördesiniz. Yani ben Türkiye'nin neredeyse hemen hemen her yerini gezdim ama parke taşı sektöründe ilk defa sizinle bir röportaj yapıyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden evet. Bu konuya çok vakıf olmayan izleyicilerimiz de olabilecektir. Şimdi öncelikle parke taşı üretimi hakkında bir konuşalım. Nasıl yapılıyor? Size sipariş geçirdikten sonra burada süreç nasıl başlıyor üretim tesisinde? Şimdi şöyle anlatayım. Parke taşı asfalt yollara alternatif olarak kullanılan bir şeydir yani yol yapımında kullandığımız bir malzemedir. Bunu da genellikle köy yollarında, şehir içinde, kaldırımlarda, belediyelerde, kurumlarda kullanıyoruz. Biz de genellikle işte devlet ihaleleri yapıyoruz. Devlet ihalelerini alıyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz. Peki üretim aşaması nasıl başlıyor? Ne kadar süre içerisinde içerisinde o dayanıklılığı yani, sağlayan nedir? Dayanıklılığımız bizim hazır betonla aynı gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Yani biz aslında burada hazır beton üretiyoruz. Sadece onu kalıp ve presle taş haline getiriyoruz. Uygulamaya söküyoruz. Bunun tabii TSE standartlarımız var. TSE standartlarına göre uyguluyoruz. O şekilde de üretimimizi yapıyoruz. Şimdi arkada birkaç tane model var. Bu arada sabit bir model değil bunlar. Yok, değil mi? Birkaç tane farklı var, renklerimiz var tabii ki de. Yani o arz talebe göre değişiyor. Renk olarak da çeşit. Renk olarak da çeşit olarak da kalınlık santim olarak da mesela tonajlı arabaların geçtiği yerlerde daha farklı santimler oluyor. Kaldırımlarda daha küçük santimler oluyor. O şekilde üretim yapıyoruz. Bunun dışında yapmış olduğunuz farklı işler de var dediniz. Beton vesaire tabii kısmında. Onlar da süreç nasıl ilerliyor? Silifke'de yeni kırma ve eleme tesisini kuruyoruz. Buna başladık. İnşallah yani bunun arkasından hazır betonumuza da devam edeceğiz. Karaman'da zaten hem kırma elememiz hem hazır betonumuz yani yaklaşık 12 senedir faaliyet gösteriyor. Evet. Ayrıca da bisküvi fabrikamız var. Bisküvi üretimi yapıyoruz Karaman'da. Hem gıda hem inşaat. Aslında burada biraz farklı sektörleri evet, yani aile şirketi olmamızdan dolayı hepimiz bir yerde bir şeylerin ucundan tutuyoruz. Çok güzel. Şimdi özellikle bahsettiğiniz şey çok önemli. Burada dayanıklı olması ve gerekli belgelerin olması çok önemli. Parke taşlarının dışında tüm ürünlerimizin TSE belgesi var hepsine, mıdır? Bütün ürünlerimizin TSE'si var. Çok zaten güzel. Bunlar kamu ihalelerinde de istenen şartlar. Harika. Yani bu anlamda şu bunu söyleyebiliriz. Dayanıklılık vesaire veya akıllarına bir soru işareti kaldığında sizler direkt resmi belgeleri önüne koyabiliyorsunuz tabii, aslında müşterinin. Çok güzel. Ortalama ne kadar süre içerisinde hazırlanabiliyor? Yani size bir sipariş geldiğinde ya da bir ihaleye girdiğinizde ne kadar süre bir termin burada önemli olan bizim için metraj. Metrajına göre üretim var. Bizim de günlük üretimimiz aşağı yukarı 1500-2000 metrekarelik bir üretim kapasitemiz var burada. Çok güzel. Tabii bu İhale durumuna göre, vardiya sistemine göre arttırılabilir, düşürülebilir yani. Peki farklı yapı malzemeleri de katmayı düşünüyor musunuz bünyenize? Yoksa ya biz burada iyiyiz, profesyoneliz, bu şekilde devam edelim tarz bir düşünceniz zamanla var mı? Zamanla tabii ki de her şey olur. Kırma elemeyi kurduk, hazır betonu kuruyoruz vesaire derken ilerleyecek gidecek yani. Harika. Kaç, bir de büyük bir alanımız var şu an işe. 10 bin metrekare alanımız var burada. Evet, değerli izleyicilerimiz görsellerle de beraber şu an görüyorlar. Tabii ki de. Bir istihdam sağlanıyor burada ve burada çalışanlarınızın da kesinlikle tecrübeli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii İşinin ki. Uzmanı olması gerekiyor ama kaç kişi istihdam sağlıyoruz Silifke bölgesinde? Silifke bölgesinde aşağı yukarı 30 kişi falan istihdam sağlıyoruz. Tabii harika. Bunun haricinde ayrıca yeni gelecek şehirlerimizde de 10-15 kişi daha istihdam sağlamış olacağız. Şahane. Peki ileriye dönük hedeflerimiz var mı? Bundan sonrası için i̇leriye neler yapmak İleriye dönük hedeflerimiz istiyoruz? Daha fazla istihdam sağlayıp daha fazla üretimde katkı olmak. Yani. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın teşekkür daim olmasını ediyoruz. Diliyoruz. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler sizlere Yasin Bey ile beraber seslendik. Bizler Türkiye turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz.